bizim de amacımız genel müdürümüzün dediği gibi bu şekilde burada koruma altına aldık hepsini. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte depremde hasar gören Tarihi Ulu Cami ile Tarihi Maraş Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. İki bakan daha sonra depremde hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Tarihi Maraş Kalesi'ni inceledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de depremlerin Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 şehri acı şekilde etkilediğini, kentin depremde can kaybı ve hasar konusunda Hatay'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, ilin yaralarının sarılması ve her anlamda ayağa kaldırılması konusunda bakanların desteklerini gördüklerini belirtti. Elbette 6 Şubat Kahramanmaraş depremi, başta Kahramanmaraş'ımız olmak üzere toplam 11 ilimizi maalesef acı şekilde etkiledi ve bu şehrin Hatay'dan sonra özellikle can kaybı ve de maddi hasar konusunda ikinci sırada yer alıyor olması bizleri belki çok çok mutsuz etti ama sağ olsunlar sayın bakanlarımızın teşrifleriyle şehrimizin yaralarının sarılması ve bu şehrin her bakımdan ayağa kaldırılması konusunda desteklerini görüyoruz. Bundan dolayı da kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Tabii ki bu şehrin maddi anlamda kayıpları, can kayıplarının ötesinde yine 12.584 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 ilimizde de 50.000'in üzerinde vatandaşımız yine hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Fakat Kahramanmaraş kültürü olan, sanatı olan, her türlü dokuları bünyesinde barındıran, kimliği olan bir şehir, özel bir şehir. Ve bu şehrin sahip olduğu bu değerlerin de o fiziki nitelik değiştirme veya iyileştirme çabaları noktasında kültür alanında da bizim buradaki doğal varlıklarımız, tabiat varlıklarımız, her türlü zenginliklerimizi onları da ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz ve bu çerçevede de bilhassa şehrimize ait olan tarihi eserlerde ve de kültürel mekanlarda meydana gelen zararları ve buradaki hasar durumlarını bunları değerlendirdik. Özet olarak şunları ifade etmek mümkün. Gerçekten burada Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi uhdelerinde olan, kendi görev alanlarında olan konularla ilgili şehrimizin bu altyapısının ve üst yapısının ayağa kaldırılması konusunda çok güzel tekliflerde bulundular. Çok güzel önerileri oldu ve bizim kendilerine sunmuş olduğumuz bazı çalışmalara da destek olacaklarını belirttiler.